dışarıda kimse kalmasın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili hocam ve sevgili misafirler, hepiniz bugünkü aile programına hoş geldiniz. Ben hocama ve sizin kendi adıma ve sizin adınıza bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum ve hoş geldin diyorum hocama. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Programımız Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayıp daha sonra başkanımızın kısa bir selamlaması, daha sonra Bahri Doğan hocamın sunumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Allah'ımıza hamd, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce salatü selam olsun. Allah'ın selamı, bereketi, afiyeti, sıhhati, bereketi, huzuru, mutluluğu hepimizin üzerine olsun. Öncelikle üzücü bir olay üzerine, istenmeyen bir olay üzerine, gencecik yavrumuzun kendi hayatına son vermesinin sonunda, çok hassas davranılan bir konuda, başkanımızın acilen pansuman tedbiri olarak, geçici olarak da olsa, uzun süreli de olsa, hemen bizi haberdar edip, hocam bu konuya parmak basar mısınız diye bizi araması, sormasının üzerine bugün sizinle beraberiz. Öncelikle bu kızımızın, yavrumuzun annesine, babasına, akrabalarına, siz değerli dostlarımıza başını sağ olsun. Allah'ın makamını cennet eylesin. Tüm geçmişlerimizi rahmetiyle yargılasın. Bizim şer olarak düşündüklerimiz hayırdır. Hayır olarak düşündüklerimiz şerdir. Biz o konuyu bilemeyiz. Bizi aşan konulardır. Bugün niçin buradayız? İsmim Bahri Doğan. 1966 Gaziantep doğumluyum. 87'de okulumu bitirdik. Okulumuzu bitirdik. 94 yılına kadar Türkiye'de köy imamlığı ve müftülük memurluğu yaptım. Daha sonra şehirde Şahinbey Müftülüğü'nde. 94 yılında Almanya'yı gezmeye geldim bir aylığına. Allah'ın takdiri, kaderi, hiçbir insan büyük konuşmayacakmış. Abimin hanımı yabancı Almandı. Onlar misafiri sevmiyorlarmış. Beni ikinci gün kapıya koydular. Donaport'ta. Sokakta kaldım. Kimseyi tanımıyorum. Konsolosluğa gittim. Ateşe bey dedim ki ben devlet memuruyum. Dedi ki çık dışarıya. Hiç beni dinlemedi bile. Uzun süre bir cami beni kabul etti. Orada bir aylık yiyeceğim, içeceğim, talep okutacağım, vaaz edeceğim. Sağ olsunlar. Balingen var. Bu Schwarzwald tarafında. Orada beni evlendirdiler. 3 saatin içerisinde bir İtalyan bayanla tanıştık. Cemaatimle beraber o da Müslümanlar açlıyormuş. Nereden nereye? Allah'ın kaderine bak. Evlendik, şimdi çocuklarımız oldu, torunlarımız oldu. Hayat devam ediyor. Kardeşlerim, biz bu geminin yolcusuyuz. Hepimiz kardeşiz. Beni sabırla dinlerseniz memnun olurum. Daha sonra sorularınızı alacağım. Bahri Doğan kimdir? 1995 yılında dil kursuna gittim. Türkiye'deki okulumu saydırmak için dil kursundan bitirdikten sonra farkındaysanız Deniz Fener'in işaretini koymuş. Efengelişe Kilise'nin kurmuş olduğu Kinderdorf'ta praktikum yaptım. Evden kaçan Türk çocukları, evini terk eden, ailesini terk eden Türk çocuklarının sığındığı, yemesi, içmesinin, yatmasının, diskosunun, esrarının, eroinin, kadın erken bir arada çılgınca yaşadığı bir Kinderdorf'ta praktikum yaptım. Oradaki gençlerle iyi bir diyalogumuz, iyi bir muhabbetimiz olduğu için hemen beni Jugendamt işe aldı. Orada aile danışmanı. Biz bilmiyorduk, camide hocaydık. Bu insanların görünmeyen yüzleri, sizleri tenzih ederim. Siz değilsiniz. Görünmeyen yüzlerini ben orada Jugendamt'ta gördüm. Bütün konuşulmayan meselelerimizin hepsini konuşmuşuz orada.
Bunun üzerine tabi hani sosyal pedagog Familienhilfer, bu Almancası, bu Türkçesi. Niye söylüyorum bunu? Ya bize bir hoca geldi de gitti de olmasın. Daha sonra Türkçe konuşan sosyal pedagog aile danışmanlarının Kinderschutzbund'un düzenlemiş olduğu seminere katıldım Nürnberg'de. Burada seminer aldık. 12 kişiydik. 12 kişinin içerisinde, özür dilerim, sadece bir ben erkektim, diğerleri bayandı. 3 günlük seminerin içerisinde namaz kılmak için müsaade istedim. Seminere bir arkadaş müsaade etmedi, ben çıkarım. Namaz geldiği zaman ben giderim. Sonra dini konularda hakaret etmeye başladıkları zaman ve saldırıya geçtikleri zaman ve bizim bu milletimiz, ha, ben karşı çıkıyordum. Lütfen bilmediğiniz konu hakkında konuşmayınız. Dinimiz sizin düşündüğünüz gibi değil. İkinci gün 11 kişi artı seminer veren öğretmen ve yardımcısı beni dışladılar. Sıkıntı yok. Ben belgemi aldım sonunda. Ama konuşacağım. Konuştum kırmadan orada. Kardeşlerim, daha sonra 2007-2011 yıllar arasında Sindelfingen Ulu Camii, DİTİP'e bağlı Ulu Camii'nin altında ilk defa Avrupa'da aile danışma bürosu açıldı. Sağ olsun, o da başkanımız da bölge kabullendi bunu. 2200 insanı dinledik. Birebir, göze göz, oturaraktan o insanlarla hasbihal ettik. Daha sonra Cevdet Çelen ateşemiz, kulakları çınlasın. Hocam sen Türkiye'ye git, tekrar görevine dön, gel bize lazımsın dedi. Şimdi 1+1. Yani ben ich bin eine kleine imam, nicht so große imam. Ben bin ich große imam, fünf Jahre. Kleine imam, 1+1. Yani bu senenin sonuna doğru, 9. ayda inşallah. Gelin lütfen, ayakta kalmayın. Hemen sandalye, görevli bir arkadaş olsun. Bir kişi ses yapmadan, bak burada yer var bayan, orada yer var, gel abi, ön tarafa gel. Şu çaycı kardeşim de bana bir açık çay verirse. Ya lütfen ya. Şimdi biz niçin buradayız? Öncelikle oradan başlayayım ben. 2000'li yıllardan önce, bundan 45-50 sene önce Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yakılan Almanya, Gastarbeiter dediğimiz geçici mevsimlik işçileri dünyanın değişik illerinden, ilçelerinden, köylerinden, devletlerinden talep ettiler. Herkes imtihana girdi. Yani gücü, kuvveti yerinde olan, sıhhati yerinde olan, hastalık taşımayan, kendisine efendim iyi hisseden insanları, Baustelle'de çalışacak olan insanları Almanya'ya getirdiler. Bu insanların gelirken hayali neydi? Deden nerede başkanım? Dede sen gelirken Almanya'ya tek geldin değil mi? Yalnız geldin. Bir kişiydi. Yani gelecektik, hemen dönecektik. Hiç hayalimizde yoktu. Bir gün Laude'da 2016'nın bugün Nisan ayının ikisinde, bir Nisan'da anlatacağım biraz sonra size. Bahri Hoca gelecek torunlarının torunlarına konuşacağını hiç hayal etmedi. Yani bunlar gelecekler, gidecekler. Alman devletine dedi, gelecekler, durmadan tekrar dönecekler. Ne Alman devleti bir yatırım yaptı bize, ne Türkiye Cumhuriyeti devleti bir yatırım yaptı. Başı boş olarak gönderildik. Bu insanlar buraya geldiği zaman, işte bu para var ya para. Bayan ön tarafta boş yer var. Ön tarafta boş yer var. Kardeşlerim, yani öyle bir sisteme geldi ki bu, hanımını getirdi, çocuklarını getirdi. Birinci generasyon, ikinci generasyon, üçüncü generasyon, şu anda dördüncüyle hitap ediyoruz. Şuraya kadar biz Anadolu'da almış olduğumuz terbiye ve ahlak üzerine ve kültür üzerine bu ülkeye geldik. Birçoklarımız örfümüzden, adetimizden, dinimizden taviz vermedik. Ama şu ikinci nesil damatla gelin Türkiye'den gelip burada hayratın yapıp hayat başladığı zaman şu üçüncü neslin çocukları dünyaya geldiler. 0-3 yaşında 0 kilometre birkaç gün sonra ağaçtan uyanacaklar emirle. Kayseri'nin, Diyarbakır'ın, Malatya'nın yaşamış olduğu bir alem. Bir de 0-3 yaşından sonra çocuğun başlamış olduğu eğitim hayatı. Aile
otomatikmen ikiye bölündü. Çocuk sabah kalktı gitti okuluna, kim dersine geliyor ki? Yani nonalar, papazlar ne anlatıyor ki, haberimiz yok ki. Takip edemiyoruz. Sadece kapıya kadar götürüyoruz, bırakıyoruz. Akşam olduğu zaman alıyoruz. Benim kızım 3 yaşına geldiği zaman, daha işte götürdüm onu kendilerimle, kapısına vardım, eğildi nona karşıladı, çocuğuma bir şeker verdi, boynundan böyle kreuz işareti, şöyle bir sallandı haç işareti. Eyvah dedim ben. Benim kız evden gitti dedim. Kendi kendime konuştum. Ve bu ailenin içerisine otomatikmen başka birileri de girdi. Siz yalnız değilsiniz. Çocuğun öğretmeni, arkadaşı, Freud'i, Freundinini, efendim Schulklasse, Geburtstag, Weihnachten, efendim sayın gitsin işte. Paskalya tatilleri, yumurta bayramları, çocuğun diskosu, esrarı, eroini, yaşantısı, konuşması, her şey değişiyor artık. Milim milim çocuk iki kültür arasında sıkıştı kaldı. Bu çocuk, yani Müslüman Türk milletinin kültürünü mü taşısın, yoksa Alman milletinin toplumunun kültürünü mü taşısın? Şimdi Hacı abiye göre o Anadolu'da yetişmiştir, onun dediği olacaktır. Çocuğun küpesi, pantolonu, giymesi, her şeyi Hacı abinin denetiminde olacak. Ama çocuk bakıyor sağ tarafında Alman, sol tarafında İtalyan, ön tarafta Makedonyalı, arkada bir başkası. Eve geliyor, sus, konuşma. Hanım, şunun dırdırını kulağıma getirme. Şunu odasına koy, televizyonunu aç. Şu telefonu eline ver, oynasın. Bizi rahat bıraksın. Çocuk otomatikmen tüm gün o okulda yaşamış olduğu sorunlar beyni kemirip bitiriyor. Akıl balik olmak üzere. Sevmek, sevilmek, arkadaş edinmek. Esrar kullanma yaşı 11'e düştü. Yani çocuklar, yavrular kavruluyor dışarıda. Esrar kullanma yaşı, arkadaş edinme yaşı 11-12. Siz daha 12 yaşındaki bir kızınızı, oğlunuzu sabi çocuk olarak görebilirsiniz. Ama çocuğun yaşamış olduğu alemin içerisinde başka bir kültürle yoğruluyor. Onun için evden ayrılma yaşı en çok 12 ile 15 yaş arasıdır. Yani Jugendheim'lara sığınan, Jugendheim'lara, Jugendamt'lara sığınan çocukların en tehlikeli yaşı 12 ile 15 yaş arasıdır. Çünkü neden? İçerisindeki özlem, hayal, kanın, akıl bali olma, ergenlik dönemindeki yapacağı hataları aile daima bastırmaya çalışıyor. Sus, konuşma, yasak, ayıp. Ama burada arkadaşı özgürce yaşıyor. Ah diyor, ah ben de bir Alman olsaydım. Ben de gezmek istiyorum. Ben de yaşamak istiyorum. Hoş geldiniz. Sandalye getirelim hızlı bir şekilde. Bir kişi kalsın. Evet hocam, fırsat mı fırsat, ben kaçayım diyor. Otur Hilal. Şimdi bu 15 ile 20 yaş arası gençlerin de biz de gençtik. Öyle değil mi? Biz büyümedik yalnız. Ben buralardan geçtim. Aynen bu yaşları, bu görüntüleri gördüm kardeşlerim. Hepsini tattık. Biz de bir basık üç hopladık. Kanımız çok hareketliydi. Yeni ergenlik dönemine girmiştik. Biz de sevdik, biz de aşık olduk ama 50 yaşına geldim, benim yaşadığım alemi çocuğuma yasak koyamam. Onun da aynı devreden geçiyor, o da aynı yaştan geçiyor. Şimdi başkanın dedesi camiye girdiği zaman 70 yaşında, kaynı tüf, total şahane. Ama şimdi içeri girdiği zaman bir çocuk camiye giriyor, koşmak istiyor. Niye öyle diyorsun? Sen onun yaşındayken neler yapıyordun?
Hakkında helal et. Hep sana konuşuyorum da. Sen de rahat araya yakalanmasın. Yani insanız biz. Peki bu 15 ile 20 yaş arası çocuklarımızın şu ikiye bölünmüş zaman içerisinde sevme, aşık olma, ilgi, alaka duyma yaşıdır. Bu arada bu gönül istediğimiz bir insana konabilir, istemediğimiz bir insana konabilir, nefret ettiğimiz bir adamı sevebilir. Gönüldür bu. Bu senin gönlün değil ki, sen karar vermiyorsun ki. Mesela bana çok gelir, hocam nikahımızı kıyar mısınız? Ne oldu kızım? Hocam, meine Freund ist Deutsch. Tamam kızım. Ama bir şartı var. Nedir o? Ya bir Müslüman kadın özgürlüğünü koruyabilmesi için o erkeğin Müslüman olma şartı var. Müslüman olur mu? Soralım hocam. Hans, hallo, tutun sen, ne düşün? Demişti onunla, Metin, yalan söylüyor. Müntesli Müslüman verdin, ya, yalan söylüyor. Ben acizane 23 yıldan beri Almanya'da konuşmadım, Avrupa'nın 7 devletinde girip çıkmadım, salon kalmadı. Bu kulaklarım neler duydu neler, ben nelere şahit oldum. Danimarka'dan İtalya'ya, Avusturya'dan Belçika'ya girip çıkmadım, sokak cadde az kaldı. Elhamdülillah. Çünkü o geçici bir dönemdir. Yani geçici dönem içerisindeki yapılan yanlışlıkları anne baba anlatırken agresif olmayacak. Hele hele bu kız çocuğunun anası babası arkadaş olacak. Arkadaş. Ya dışarıdaki insana merhametlisin de eve niye terör ediyorsun baba? Niye asık suratlısın sen? Kiminle savaş ediyorsun? Zaten evin kızını almışsın, kendine bir hanım etmişsin. Çamaşırını yıkıyor, bulaşığını yıkıyor. Efendim elbiseni ütülüyor. Seni zinadan koruyor. Çocukların annesi, neslin devamı. Ya kadınla ben niye savaş edeyim? Ben bunun şeyini hatırlamadım ki. Aldık, kaderimize razı olduk. Öyle değil mi dede? Evet, evet. Yamukluk yapamayız. Umlaytuk yapamayız. Yani böyle yoldan sapıp, nasılsa bizim hanım evde, sıkıntı yok. O benim çocuklarımın anası. Hele otursun. Erzat. Hocam nikah kıyar mısın? Biraz da ben insanlara bile işli dışlı olduğum için kıyarım kardeşim. Çok. Hocam biliyorsun bizim hanım var ha. Yapma ya. E bu? Hocam işte anlarsın ya. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Hemen yenge telefon açalım. Yenge hanım. Alo. Zamanınız var mı? Beyiniz size nikah kıymak istiyor. Nikah şahidi olur musunuz? Aman 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 tövbe. Yapma. E ne olacak abi? Bu nikah geçersiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Âlinin nikâhı mine duvûfî. Nikahlarınızı ilan ediniz. Gizli saklı bırakmayınız. Öyle geliyor bana diyor ki sana 5.000 euro vereyim diyor. 5 trilyon nefes olmaz. Mahşede Allah kimi yargılayacak? Beni yargılayacak. Niye ahiretimi karartayım ki? Niye bacılarımın bedduasını alayım ki? Orada geleceğim inşallah. Şimdi bu 15-20 yaş arasındaki çocuklarımızla arkadaş olacağız. Beyler, erkekler erkek çocuklara, bayanlar kız çocuğunun sırdaşı olacak. Oğlan babadan öğrenir sokak gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra sermeyi. Kenarına bak kızını al, kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al. Kardeşim, senin oturman, kalkman, sigara içişin, küfredişin, matzeri içişin, araba sürüşün, hepsi kamerayla izleniyor. Sen takip ediyorsun. Hanımına nasıl davranıyorsun? O çocuk diyor ki ben de aynısını yapacağım. Yani çocuklarımıza biz sahip çıkacağız. Zaman mı yok? Ama bir gün geliyor, zamanı çok ayırmak zorunda kalıyoruz biliyor musunuz? Hapishanelerde, hastahanelerde, Jugendheimlerde ağlıyor boynu bükük. Hocam çocuğunu bir görebilir miyim? Göremezsin ki. Sen bu çocuğa arkadaş olmadın. Kulak vermedin ki o saatte. Hemen acilen bizim
kendimize bir çeki düzenlememiz lazım. Regel 1. Bak buna ne yazdım ben? Yüreğim yanıyor ya. Yüreğim yanıyor. Şura ne yazdım ben? Sağ olsun Ateşe Bey bize bu görev verdi. Boşanma. Boşanma. Niye? Boşanma olayı çözmek değildir. Olayı 10 kat daha ileri götürmektir. Beni yanlış anlamayın. Belki içimizde misafirlerimizin arasında ya bu adamı nereden çağırmışlar? Hep kızmayın bana. Bir soru varsa netçe sorun. Ben mert insanı severim. Çünkü benim peygamberim insanların ayıpları ulaşmazdı ama insanlara hak ve hakikat anlatmak için gelmişti. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ben size dini vaaz etmek istemiyorum aslında. Estağfirullah. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ İnsanlığın kötülüğe gittiği bir zamanda içinizden birileri çıksın, o insanları doğruya doğru yönlendirsin. Kardeşim yapma bunu, etme bunu, dön bu tarafa desin. Onları hayra davet etsin diyor Cenab-ı Allah. Kim yapacak bunu? Her birimiz İslam'ın bir şubesiyiz. Her birimiz bir hocayız. Her birimiz bir Allah dostuyuz. Birilerini beklemeyin. Ankara'dan biri gelmez, Köln'den biri gelmez, konsolosluktan biri gelmez. Bu lavudada kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Öyle bir ekip çalışacağız ki Aldilerin, Lidlilerin önünde Yahova şahitleri ellerini almışlar reklamlarını, olmayan bir dini karda kışta bekliyor. Kim kimin derdiyle ağlayabiliyor? Kim kimin sorunu dinleyebiliyor? Tek çare şu, deme lazım. Aa hocam, benim çocuklarım çok akıllı. Bak böyle konuşlar ki, bu geminin içerisindeyiz. Bak, hepimiz bir salondayız, Allah muhafaza. Şu salonun çatısı düşse, hepimiz zarar görürüz. Bu gemi su alıyor. Gemi su alıyor. Ya topyekun olaraktan el ele verir, bu gemiyi tamir ederiz, hedefe ulaşırız. Yoksa gemi batmak üzere. Niye? İşte burada doğup büyüyen bu nesil bulduğu insanları getiriyor diyor ki mama ya ich habe einen Freund. Was? Kızım ne diyorsun sen? Ya ehli be. Yavrum var işte kenarlarına. Disco, Facebook, Strasse, Bahnhof, Schule. Allah Allah. Kızım baban duymasın. Ah ah kom. Söyle babama. Ben bu oğlanla evleneceğim. Yanlış konuşuyor. Şimdi biz karar veremiyoruz evliliğe. Çocuklarımızın bulduklarına karar veriyoruz. Buna rağmen boşanma 100 kişi evleniyor, 80 kişi boşanıyor. Resmi ya bunlar. İlk 5 yılda. Çevrenizde duyuyorsunuz. Ne oldu? Sonuç? Boşanan ailelerin çocukları nerede kalıyorlar? 25 bin. Geçen bir arkadaş o da araştırma yapıyormuş. Benim araştırmamda 25 bin. O dedi ki hayır hocam 40 bin oldu. Müslüman Türk milletinin 9 ay karnında taşıdığı çocuğuna yemeyip yedirdiği, gözü gibi baktığı çocuğu Alman bakıcı ailesinde. Hemen boşansın. Hadi git boşan. Babalık büyütebiliyor mu çocuğu? Hayır. Analık? Hayır. Kim yüzüne güldürebilir onu? Hiç kimse. Ya kardeşim, niye boşanıyorsun? İşte. Sebep istemiyorum. Yavrum niye istemiyorsun sen? Bunu sen buldun getirdin. Başımıza sen ördün bu çorabı. İstemiyorum. Hocam, Bahri hocam gel. Buyur. Ya şu bizim kızla bir konuşacağım ya. Gel kızım. Yavrum sorun nerede? Siz görücü usulü mü evlendiniz? Yoksa birinin tavrı. Ben kendim buldum. Evlenmeden önce kaç sene beraber yaşadınız? Aynı yâre. Halbes yâre. Sıvay yâre. Orada nasıldı? Vazo şön. Niye? Dicim ayları. Telefon yapıyorlar. Kahve içmeye gidiyorlar. Uçuyorlar. Hem bir de ben inşallah bir rapor yazacağım Dışişleri Bakanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve camileri de duyursunlar gücüm yeterse.
kızınızın, oğlunuzun nikahını düğün yapmadan önce yapmayın. Kesinlikle hayır. Ben biliyorum millet ne çekiyor. Hocam buyur, bizim nikahı kıy. Düğüne ne kadar var? 6 ay. Tamam kardeşim git, 6 ay sonra gel. Hayır hocam, yani bunlar alışverişe falan gidiyorlar ya. Yan yana gel, günah işlemesinler. Ya ne alakası var kardeşim ya? Bu adamın, bu çocuğun nikahı kıyıldığı zaman Allah indinde, bu İslam hukukunda karı kocalar bunlar. Ben söylüyorum. Ve öyledir. Peki 6 ay düğün var. Vohnende, vohin. Ya mama biz bir möbel bakmaya gidiyoruz. Nereye kızım? Nachstuttgart. Kızım ne desin? Anneciğim, mobilya mağazasının birine baktık, bir derine geçeceğiz. Belki geç gelebilirim, belki gelmeyebilirim. Çünkü nikah kıyıldı ya. O dedi ki, hallo, ya. Du bist meine Frau, natürlich. Ich bin dein Mann. Sonra düğüne bir hafta kala senin nişan bozuluyor. Birçok kardeşimiz bundan dolayı intihar etmek istedir. Toplu hak ediyorlar. Dünyası gidiyor. Zaten bir şeyi vardı, onu da kaybetti. Lütfen nikah kıymayın. Nikah demek karı koca demektir. Düğün salonu tutulmuş, her şey tamam. Zaten bu millet de son dakika hocaları rahatsız eder. Saat 2. Buyur. Hocam bizim bir nikah vardı. Lan oğlum ben de bir insanım. Gece saat 2'de yatıyorum. 12'de yatıyorum. Sen düğün salonu 3 ay önce tuttun. Efendim bilmem neyi her şeyi ayarladın. Aaa adam la bizim nikah kıyıldı mı yok. Çağırın hocayı. Uşağı ya. Yozgatlı nasıl gidiyor ortam? Sıkıntı yok değil mi? Bak zaten burada çıkacağın da kalmamış. Yenge hanım mı? Sana güç yetmez şimdi, yengeyle yan yana oturmuşsun. Yozgatlı. Hiç sesini çıkarma. Kardeşlerim, peki dedik ki boşanma. Lütfen boşanmayın. Yani şu kafasında ben boşanırsam bu adamdan kurtulurum dedik. Bende konu çok. Çok derin konular var. Hep araştırma yaparım. Bir de böyle atmasını sevmeyen bir tipim. Mesela boşananlar Stuttgart'ta, kafe barlarda, nargile salonlarında, işte ne bileyim işte yerlerde buluşuyorlar, trafiğini yapıyorlar. Şaygın olmuşlar. Altına halbe siyaret yüz, aynı şirot avutu. Orada giden kardeşlerimizi dulların buluştuğu yerler, orada bacılar var, takip ettik, araştırma yaptık. Bir bacımız anlatmasından dolayı yola çıktım ben de bilmiyorum. Sonra derinlemesine girdik, şeriat ailesindeyiz, biz kardeşiz, Stuttgart'taki kadınları Frankfurt'a pazarlıyorlar. Lütfen evinde otur, kocana sahip çık, hanımına sahip çık, gelen gideni aratır. Yastık değişir, kader değişmez. Elleri öpülesiye, pamuk elli nene olumu, torunlarının, torunlarının, torunlarını görmek için hedefini koyanlar zaten bu dünya gelip geçici. Biliyorum çok çile çekenler var. İçinizde çok sıkıntılı yaşayanlar var. Evlerde yemek var, tadı yok. Para var, bereketi yok. Aile var, huzuru yok. Çocuk var, hayrı yok. Bize bir şey oldu. Her Almancının bir yiyicisi var. Bize bir şey oldu. Ne yapalım? Kardeşim, şu 3 yaşındaki çocuğunu kindergarten'a götürdüğün günden itibaren kesinlikle camiye getireceksiniz. Bana, hocam Müslümanlık tasvip demeyin bana. Bizim kanımızda var, özümüzde var Müslümanlık. Biz Allah'tan korkarız. 5 liramızı alanı döveriz. Ama cami dediği zaman 5.000 lira veririz. Biz Müslümanız. Biz cami, bak muazzam bir eseriniz var. Çok güzel bir hocamız var. Kendisi de yakışıklı, sesi de güzel. Hocamıza sahip çıkın. Hocamızdan faydalanın. Kadın kolları başkanımız kim? Başkanım. Gençlik kolları başkanı?
Genç Kızlar Kolları Başkanı. Cemiyet Başkanımız sizsiniz. Evet. Peki. Şimdi bu burada evlenen bu dördüncü nesil televizyonu değiştir, arabayı değiştir, kanalı değiştir, handiyi değiştir, iş değiştir. Değiştir, değiştir, değiştir. İnsanların yaratılışındaki beyine değiştir geliyor. Evlendiği zaman dışarıda çok iyiler. Seviyorlar birbirlerini. Evlilik yaptıktan sonra iki ayrı karakter bir evin içerisinde yaşamaya başladığı andan itibaren hayat yeni başlıyor. Allah için söyleyin ya, evli bir kadın genç olsun, ihtiyar olsun. Hele hele burada yetişsin. Kocası evdeyken gecenin saat 11-12'sine kadar dışarıda kalabilir mi? Hocam, siz de bayağı abartıyorsunuz. Kızım ben abartmıyorum ki. Sen artık evlisin. Senin bir hayatın var, senin bir kocan var, senin bir evin var. Sen yalnız değilsin ki. Bekarken belki gece 2'de gelirdin eve. Ama sen artık evlendin. Kardeşim sen niye müsaade ediyorsun? Ne diyeyim hocam, ben dinlemiyorum ki. Ne kadar oldu evlendiniz? Dry monat. Ne olacak? İş ayrılığı yapacağız. Karar aldık. Kendi aramızda. Kardeş bu Türk çayı değil ki, Rize çayı değil ki. Ben bunu çıkarım. Başkan yanında hemen onu söyleyeceğim. Ben anlamam. Başkanı da karşılıyorsunuz. Ya bu benim bu boya boya. Evlerinizde bu çayları içmeyin. Boya. Size seminerini vereyim. Sri Lanka'da nasıl çıkıyor gibi. Herkes nasıl boyayı katıyor. Herkes kendi firmasını nasıl koyuyor. Ben öyle sıradan klasik bir hoca değilim ha. Dünyayı yita gibi derim ben. Memleketin çayı. Özü belli, adı belli, soyadı belli. İçin kardeşim ya. Ne ben tansiyon hastasıyım bunlarmış. Özür dilerim. Şimdi dedik hocam zaten sen de her şeye karışıyorsun. Siz bilirsiniz. Sizin bildiğiniz hocalar artık bitti. Diyanet Allah'a şükür ayağa kalktı. Allah razı olsun Mehmet Görmez hocamızdan. Siz bilmediğiniz şeyler var. Bilmediğiniz konular var. Önce salla başa al maaşıydı. Şimdi öyle değil. Net konuşmasını severim. Eğer hocam cemaatiyle ilgileniyorsa, ağlayanla ağlıyorsa, gencine, ihtiyarına, köyünün imamıysa, Diyanet başına tac ediyor. Yoksa anneme lazım. Bu memleketi ben mi kurtaracağım? Maaşım alır, keyfime bakarım. Sen de orada çürü diyor. Ve yenileri de görev vermiyorlar. Eski düzen kalmadı. Biz sizin hizmetçiniziz. Bak biz size hizmet için gönderildik. Ama ayak altı olmayız. Öyle basma. Hocam dün oturuyoruz. Ben şeydeydim. Ta Alpstadt Ebingen. Seminerim oradaydı. Karşı karşıya oturduk bir düğün yemeğine getirdim ha. Hocam gene beleşe getirdin ha. Gidiğimizde bir pilav yandaki kısım. Ya arkadaş bu kadar da basit düşünme ya. Hani imamlık dendiği zaman peygamber mesleğidir. Ya işte yedi, işte dikkatli. Noye generasyon, hocalar yediriyor artık. İh, mekte aynı adı. Ales. Arkadaşlar Türk marketi varsa benden baklava alın gelin. Herkese dağıtın. Görevli kimse. Yüreğimden gelerek söylüyorum. Ben öyle eskiden hocalar yiyici takım falan. Lütfen bunlara dikkat edin. Bizi çok zedeliyor. Bak, hoca efendinin 24 saat görevde. 24 saat. Gecenin saat 2'sinde ölümle pençeleşen insanlara biz Kur'an okumaya gidiyoruz. Nikah kıymaya gidiyoruz. Aile sorumlu olanları dinlemeye gidiyoruz. Bizim 24 saatimiz dolu. Bakma sen gidiyorsun başkası geliyor. Ağır bir meslek. Çok ağır bir şey. Hocam yenge hanım burada mı? İyi yani yengesi olmayanın dengesi olmaz da. Şimdi bu 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra boşanıyorlar. Biz şimdi bunun önüne geçmek için inşallah bütün cami başkanlarımıza, imamlarımıza diyoruz ki benim camimin imamı her imam bir aile danışmanıdır. Bir pedagogdur, bir psikologdur, bir dert dinleyicidir, sırdaştır. Bütün sorunlarınızı polise gitmeden önce lütfen hocam anlatın. Lütfen polise gitmeyin. Aşırı derecede bir şey olursa gidin.
Ama böyle eften püften sorunlarla kocamı evden atarım, kurtulurum diye polisi çağırıp da 3 ay sonra, 5 ay sonra ağlamaya başlamayın benim karşımda. Polis benim imamım polisten önce gelir. Aranızı hakem tayin edin. Hocam gelir misin lütfen? Allah için bizi bir dinler misin? Sayın koordinatörüm hoş geldiniz. Allah razı olsun. Lütfen polis bir dinlesin sizi. Hocam bir dinlesin. Zaten ben polisle beraber gidiyorum Türk ailelerine. O polis kardeşlerimiz kötü insanlar değiller ama kültürü farklı. Öyle kahkaha atıyorlar ki arkadaşlar. Şu mahkemeye çıkan, mahkemede sorunlarını anlatanlar, avukatlara sırlarını anlatanlar, bakın bizim görünmeyen tarafımızın her şeyini bu devlet biliyor. Ailelerimizin sırlarını psikologlara, ev doktorlarına, efendim polislere hepsini anlatıyorsunuz. Sen de böyle yolda gittiğin zaman mit koftuk, mit bat, on son müslüm, ih bin müslüm. Adam şöyle bakıyor. Hem biliyor musun sizi Müslümanlar ediyor. Ne utanmaz işlerimiz var biliyor musun? Sizi tenzih ederim. Siz caminin cemaatisiniz. Ne konuşulmayacak meseleler var biliyor musunuz? El hayâ'u minel iman. Her şeyi anlatmayın. Yani kocanı çok kötü göstersen ne olur? Hanımını çok kötü göstersen ne olur? Dünya herkes sana madalya mı takacak? Şu beşli çalışma grubu Almanya'da bizim işimiz dışımız iyi biliyor. Bir, çocuk doktoru, Kinderarzt. Siz çocuğu bir tane vurdunuz, yere yıkıldı, aman ha söyleme doktora diyorsun, bir şey olmadı, ben sana vurmadım, okey? Doktor şüphelendiği zaman bazen anne babaları dışarı çıkarır, ben çocukla yalnız konuşmak istiyorum der. Buradaki çocuklar yalanı bilmiyorlar. Olduğu gibi söyler. Şimdi bu çocuk, bu başından geçen olayı Kinderarzt'a anlattığı zaman hiç seslenmiyor. Diyor ki, okey. Arkasından Jung amca diyor ki, hallo, guten tag. Şurada bir arıza var diyor. İşaret koyuyorlar. Ev doktorlarımız, bacılarımızın birçokları, erkeklerin birçokları, ev doktoruna her şeyimizi anlatıyoruz. Anlat. Çözüm sana bir ilaç yazacak. Ne kadar ağlarsan ağla, neler anlatırsan anlat, sana yazacağı bir ilaç. Hani psikologlar da içerisinde. Kadın oturuyor, kocasını kesiyor. Kocasını, bütün çamaşırların hepsini anlatıyor. Adam böyle. Niye böyle oldunuz? Ben idiotun testine gitmiştim. Kendisi idiotun test. Fröşay için. Şimdi Almanya'ya yeni geldim. Ya köylerin içinden gidiyorum, bir şey patlıyor. Pıt. Ben diyorum, bu neymiş ya? Allah Allah. Ama ben 80 ile geliyorsam, ştatın içerisinde 80 aksik, direkt. Tak! Haydir içim atıyorum, bunlar niye koymuşlar diyorum ya. Kendi kendime de gülüyorum ha. Ana, bir gün iki polis geldi, iki Fröşay'ını ver bakayım. Ne oldu? Dreyfusvansipunkte. Verdik. İdiotun testine gittim ben. Neyse, psikologun karşısına oturdum. Psikolog bana soru soruyor. Erdoğan, alkol alıyor musunuz? Nein! Drogen? Nein, ich bin Müslüm. Şöyle psikolog şöyle indirdi gözlerini. Ben ne Müslümanlar gördüm dedi. Meğer benden önce alkoldan, malkoldan ehliyet edemeyenler çok gelmiş geçmiş. Ben de diyorum ki Müslümanlığı ayak altına vermeyeyim böyle yani. Müslüman kim demiş rezil etmeyeyim diyorum. Kardeşlerim, biz hepimiz biriz. Hepimiz biriz. Birimizin ayıbı hepimizin ayıbı. Birimizin başarısı hepimizin başarısı. Bak ezildik, süzüldük Lauda'da, Türkiye'nin değişik illerinden geldik, bir köylü olduk. Biz hepimiz kardeşiz. Yani birinin sorunu hepimizin sorunu. Şimdi bu ev doktoruna ana hatlarıyla gidin. Hastalarınızı anlatın ya. Sen kocayın derdini ne anlatıyorsun? Kaynanasını anlatıyor, görüncesini anlatıyor.
okuldaki çocukların klassenleri dediğimiz ve pedagoglar var ya, öğretmenler ders verirken çocuğun dikkatinin dağıldığını gördüğü zaman pedagoğa gönderir. Pedagog o çocuğu dinler. Evinizin içerisindeki küfürler, kötü sözler, hakaretler, bağırmalar, çağırmalar, evden terk etmeler, hepsini çocuk bir anlatıyor. Ve onun için bu sayı çoğaldı. 25 bin arkadaş diyor, yok 40 bin diyor. Çocuğu alır elinden, ailenin 18 yaşına kadar bir daha göremez. O hayat bitmiştir. Anayasa Mahkemesi dahi bir aile danışmanının vermiş olduğu raporu bozamaz. Ben 3 sene çalıştım. Benim yazdığım raporu Anayasa Mahkemesi dahi bozamıyor. Böyle bir ştark yapmış. Bunların hepsi merkezde birleşir, Jugendamt'ta. Jugendamt nedir? Normalinde olayların çözmesi için kurulmuş olan bir birimdir. Bir çocuk bir aileden alındığı zaman 3000 euroya mal olur. 3000 euro. Alman bakıcıyla verilecek eğitimi, yüzmesi, her şey içerisinde. Bize ne oluyor Allah için ya? Bize ne oldu böyle? Bakın bu rahat hayat bir gün bitecek. Almanya'daki şu 50 seneden beri, 40 seneden beri sürmüş olduğumuz Zweimeter, Zweimeter, Bett, Aybanküche, Auto, Geld, Gold, Villa, Urlaub, hepsi var bizde. Yedik, 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 nahtiş olarak da masamızın üstünü doldurduk. O kadar yedik ki, yediklerimizi eritmek için yürüyüşe çıkıyoruz. Birçoğumuz da fitness'e gidiyoruz. Öbürü de aç. Öbür taraftaki de Müslüman ve insan. Bizim rahatımız bir gün bozulacak. Allah muhafaza. Almancılar, Ausländerler rahat bozulmak üzere. Zaten bozuldu da, dahası da gelecek. 2020 yılında Alman devleti yeni yeni kanunlar çıkarıyor. Biz siz bu camiye sahip çıkmayın. Siz kenetleşmeyin. Siz birbirinize selam vermeyin. Siz birbirinizle uğraşmaya devam edin. Siz topu sevdiğiniz kadar Allah'ı sevmeyin. Siz geceleri kumarhaneye, meyhaneye, kötü ahlaksız şeylere, internete ayırdığınız zaman kadar ibadetinize zaman ayırmayın. Uyanmayın siz. Bu namazı hoca kılacak. Bu hocanın işi, hacının işi. Sen, benim daha vaktim değil. Niçin hacca gitmedin? Araplara para mı yedireyim? Ne işim var benim haçta? Niye evlenmiyorsun? Ya 60 dur, tüm kondraysik. Leydik, ya natürlik. Diyor ki sakın evlenme ha. 35 yaşından sonra elin kızını niye rezil ediyorsun ki? 20 tane, 30 tane arkadaş hayatı yaşamış, laşkalaşmış. Kendi kendini adam zannediyor. Onu yaşantı zannediyor kendine. Çünkü Avrupa'da aile hayatı bitmiş. Benim neslim de işte bu 3 yaşında gittiği zaman kinderin altına ben 35 yaşında, 30 yaşında evleneceğim. Ne yapacak? Hiç kimse bir şey soramayacak. İstediği yerde urlop yapacak. İstediği adaya gidecek. İstediği zaman eve gelecek. İstediği kadın erkekle yatacak. Özgürce bir yaşantı. Ondan sonra elin kızını alıyor. O ahlaksız olan hal ve hareketleri helalından da istemeye başlıyor. Yuvalar bozuluyor. Bize ne oldu kardeşlerim? Zaten ömrümüzü durla toparla kısa bir ömrümüz var. Yani bu heyecanlı yaşantımız bir gün bitecek. Bitmeden önce gelin biz kendimize çek düzen verelim. Oğlumuzda kızımıza suç yok. Men dakka dukka. Çalma kimsenin kapısını, çalarlar senin kapını. Sen birinin ailesine yan gözle bakarsan biri de senin ailene yan gözle bakacak. Çok mu konuştum ben ya? Yok. Kusura bakmayın. Benim zaten gerçekten ciğerlerim diyor ki artık konuşma diyor. 2 ay oldu bu görev aldım. Şu anda 12 bin kilometre yapmışım. Württemberg eyaletinde. Daha Ravensburg tarafına gitmedik. Ya ne bileyim. Allah sizden razı olsun. Susamışsınız. Hangi bölgeye gitsek hocam bir daha kurulur. Nereye gitsek hocam bir daha yapalım. Biz de diyoruz ki yorgunluğu morgunluğu at. Gece 12'de geldim eve, sabah namazına kalktım, yatmadım daha. Niye? Söz verdik lavdaya. Yarın alem toplanıyor. Bu insanların uyanması lazım.
namusumuza, şerefimize, haysiyetimize, kitabımıza, kültürümüze, memleketimize, camimize, cemaatimize, evladımıza, kızımıza sahip çıkacağız, sahip. Adam olacağız, adam. Özüme dönmem lazım benim. Yoksa başımızı açtık, göğsümüzü açtık, göbeğimizi gösterdik, Ausbildung için her şeyimizi verdik. Ama yine bizi sevmiyorlar. Yine Ausbildung dersin sen. O zaman Allah'ın dediği gibi yaşa. Şu hanımları çalıştırmayalım. Çocuğum büyütsün ben. Kadın hem işe gidip, hem ev temizlik yapıp, hem kadına kocalık, kocasına hanımlık yapacak. Yahu kuş, evi dişi kuş yapar. Yemeğe kuş yapar. Temizliği kuş yapar. Çocuğu kuş duyuyor. Kuş öldü, öldü. Bitti. Şınapsa hol oldu artık. Çekemiyor, kaldıramıyor. Niye? Az olsun, temiz olsun, az kazan, üç katlı evim olacağına bir katlı olsun, benim anası çocuğumun üstüne titresin. Kadın ne yapsın abi? Nachtschicht, efendim tak, nacht. Kadın bir ara koşuyor, total sarkılmış, ne olacak bile. Ondan sonra hocam, bizim hanımın Cihat Kaydıçayt. İlmüs Nokman hayratı. Ne yani? Yozgatlı ters ters lafı yaşıyor. Efendim? Kardeşlerim. Şurada ne yüklerseniz yüklersiniz. Şura var ya şu 15 yaşına kadar. Çocuğu dünyaya getirmek maharet değil. Çocuğu büyütmek maharet. Özür dilerim. Hayvanlar da yavru dünyaya getiriyor, salıyor çayına. Ama biz insanız. Allah bize akıl vermiş. 0 kilometre bebeği dünyaya getiriyor anne. Arıyor bağrına basıyor. Siyah zeytinden bembeyaz süt veriyor Rabbim. Şu Rabbimin kudretine bak. فَبِئِيِّ اَلَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِرَا Nasıl yalanlayabiliriz ya? O ne güzel bir şey. O ne büyük biri. Nasıl bir sistem koydum ya Rabbi? Daha hala akıllar alamıyor. Simsiyah zeytin içerisinden bembeyaz süt. Ve çocuğun her şeyini karşılıyor. Hayatımızı verdik ya yavrumuza. Lütfen çocuğuna iyi büyüt. Lütfen kızım iyi bir beruf yap, ayağın üstüne dur değil de kızım namuslu bir kadın ol. Kocanı aldatma, azına kanaat et. Yavrum bir gün gidersin, gittiğin yere huzur götür yavrum. Kaynanana, kayınbabana hürmet et. Bizi arkadan beddua aldırma yavrum. Allah sizden razı olsun desinler. Oğlum sen de elin namusunu aldık mıydı, büyüdüğün zaman evleneceksin. Lütfen bak senin kız kardeşin nasıl mukaddes yanında, sen de bir başkasının kızını el sürme. Nasıl evleneceğin kız Jungfrau olmasını istiyorsan, sen de Jungmann ol. Zinaya bulaşmadan tertemiz. Bunu milim milim işleyeceğiz. Bıktırmadan, usandırmadan. Çünkü zaten çocuk öbür tarafta internete giden her şeyi görüyor. Ama her şeyi. Biz utandığımız, şimdi hocam çıksa desek ki İslam'da evlilik nasıl olacak? Efendim nişanlık dönemi nedir? Evlenmek, ilk gece, son gece anlatmayansa bu cemaat der ki ne oluyor der ya? Dize hoca iş dumuk ol, olamaz. Biz utandık, anlatamadık. Biz dop doluyuz. Ya böyle cemaate bakıyorsun, hazırlanıyor vaaza. Çünkü bizi en çok bu cemaat şikayet ediyor. Hristiyanlarla bir işimiz yok bizim. Komünistler, feministler, dinsizlerle. Bizi şikayet eden cemaatimiz. Benim vaazımı dinliyor, arkamda namaz kılıyor. Beni polise bile şikayet ettiler. Beni yanlış anlamayın. Bu diyalogçular benimle ne uğraşmadılar? Alman polisine gittik biz. Hallo, guten Tag. Niye abi? Suçum ne benim? Biz biliyoruz suçumuzun olduğunu. Ehli sünnet ve cemaati anlatmak. Bu milleti uyandırmak. Biz dinimizi iyi bilirsek hiçbir affedersiniz basit insanlar bizi peşine takıp götüremeyecek. Ama biz dinimizi bilmezsek kim Allah derse onun peşinden gidiyor. Sonra da olmaz. Ben diyemem. Dinimi iyi bilirim.
şu arayı lütfen iyi kullan. Şu ara çok önemli. Yani çocuk akıl bali olmadan önce sen çocuğunu al, hayata hazırla. Bakın şimdi, 15 ile 25 yaş arası evlilikten, çocuk dünyaya gelmeden, çalışmadan, Ausbildung yapmadan memnun oluruz. Zevk alırız. Mutlu olduğumuz zamanlar da bunlar. Bak diyelim 35 olmaz da şu ikisinin arasında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için aranızda bekarları evlendirin diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir genç babasının yakasını yapıştı. Halife dedi ki bırak babanı yakasın dedi. O dedi ki ya halife bir evladın anne baba üzerine hakkı yok mu? Var dedi. Öğrenmek istiyorum dedi. Bir, evlenmeden önce salih ve saliha bir eş arayacak. Bu adam beni cennete götürür mü? Bu adam içki içer de, olay ki sarhoş olarak gelir de, çocuk dünyaya gelirse içkiden katkısından dolayı dünyaya gelen bir evladım olur mu? Dünyaya geldiği zaman iyi bir isim vermek. Çocuğun ana üzerinde hakları. Ya adam topçuyu seviyor, topçunun adını veriyor. Hapçıyı seviyor, hapçının adını veriyor. Ne oldu? Biz anlamıyoruz ki. Manası şeydir. Çocuğunuza verdiğiniz isim mahşerde hak isteyecek. Çünkü çocuk size teslim olmuş. Daha küçücük ne ad verirse bunu kabul ediyor. Recep, Şaban, Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep'e ve Şaban ve belirne Ramazan. Şaban adını koyamam mı çocuklarımıza? Benim mübarek ay. Bizde var. Bir tane. İki tane. Dedem ve torun. O da çocuk. Filmini iyi okuma seminerine gitmiştim ben 5 gün Afyon'a. Seyrettiğin şu dizileri, filmleri. Biz güldük bir zamanlar. Adam bize gol atıyor. Kemal Suna. İnek Şaban. Şaban oğlu Şaban. Hep hakaret edici bak. Hep seyredin. İslam'da isim yapmış. İslam'da ileri gitmiş, terlemiş olan Allah dostlarının isimleri hep kötü şeylerde kullanıldı. Hazreti Kaka radıyallahu anh duydunuz mu? Hazreti Kaka radıyallahu anh iyi savaşırdı. Millet usandı, dinlemek istemiyor. Telefonlar çağırıyor. Savaş meydanında iyi bir savaşıyordu, Yahudileri darmadağın etmişti. Adamlar oturdular Yahudiler, bu bizim atamızı, dedemizi darmadağın ettiği için gelin tuvaletin adını kaka koyalım. Her adam çocuğunu, yavrum kaka yapmak istiyor musun? Ya! O sahabenin adını tuvalette aldılar. İnek Şaban dediğimiz o inek adam da geberdi gitti. Amelince Allah affetsin. Ama ben hiç seyretmedim. Yani seyrettiğimiz oldu çocukluk döneminde. Ya camiyi minarede türkü söyler, ya böyle kılıksız, tipsiz insanları hoca gözüyle gösterir, ya o camiyi bilmem ne yapar, ya Müslümanlığı karar, ya böyle muskacı, İslam'ı kötülemek için adamın ömrü geçti. Ve Şaban adını koyan çocukların bende şeyleri var. Tekrar mahkemeye verip de ismi değiştirenler. Ama bizde Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellirne Ramazan. Niye Ramazan adındaki çocuk rahatsız oluyor da Şaban adındaki çocuk rahatsız oluyor? Ya bende konuşacak hukuk mesele var. Konudan konuya atlamayalım. Şimdi şu Recep. Murat onlar iken alıyor. Murat. Şimdi kardeşlerim şuraya kadar güneş yukarı geliyor. Lütfen kendinizi kandırmayınız. Dünya şu salon kadar. Lütfen. Şu salon kadar. Bu sahne de seni değil ablacığım. Sen kalkacaksın başkası oturacak. Bu salon, bu mikrofon benim değil. 10 sene sonra, 5 sene sonra, 3 sene sonra bunu biri kullanacak. Lütfen
aldığımız nefesler sayılı. Bu 35 senenin içerisinde güneş tam zemana geldi. Zaten bir şey yapan yaptı. Geriye dönsün baksın zina edenler. Değer miydi? 5 dakikalık zevk karşılığında cenneti satmak. Değer mi? Cenab-ı Allah diyor ki bu dünyaya geldiniz. Eyyukum ahsenu amele. Kimin nasıl bir soruyu soracak onun için geldiniz. Eyyukum ahsenu amele. Kim ne kadar ne yapacak? Onun için geldik biz. Şuradaki sevaplar da okkalı yazılır, günahlar da okkalı yazılır. Ağzına içki kadehini değirenler değer miydi? Değer miydi? Parmaklarıyla kumar oynayanlar değer mi? Çünkü sen öleceksin. Hatta yarın öleceksin. Şu 8. sıranın 4. kişi. 3 ay sonra öleceksin. 11. sıranın 5. kişi. 6 ay sonra öleceksin. Ön sıradakiler 3 gün sonra öleceksin başka. Deseydik böyle bir tarihimiz olsaydı ne yapardın abla? Bir ağlardın. Daha sonra 3 ay sonra öleceğini bilsen ne yaparsın? Namaz abdesti ben de varım bir şey. Başka? Namaz kılar mıydın? Yok canım namaz yok. Daha sonra gidiyoruz ya. Oh ben felekten bir gece çalayım. Ne kadar param var? 100.000 ma euro. Ulan çekerim bankadan. Nasıl 3 ay kalmış mı yaparız? Aman camiye yardım edeyim. Aman gece ibadeti yapayım, oruç tutayım, hacca gideyim. Ulanlar nerede yapışırsak, ne etsek, hangi hocanın vaazını dinlesek mi yaparız? Kardeşim, ölüm hayatın içine gizlendi. Gerçekten gizlendi. Bir kişi şu karşıdan bir fotoğraf alsın, buradan iki fotoğraf alsın. Bize lazım olacak. Siz de caminin feysine falan duruyor musunuz? Başkanım, değişik yerlerden şöyle fotoğraf çek de. Kardeşlerim, ölüm tarihi gizli mi? Gizli. Lütfen aldatmayalım kendimizi. Lütfen. Gelin bugün hayatımızda bir değişiklik olsun. Bir, küs olanlar barışsınlar. Hocam biz Said Zibin Yare Nine Flow getiren şılağı. Dray Yare belaydıyız biz. Peki sonuç? Hocam biz yeni evlendik. 1,5 sene oldu. 6 aydan belaya yatıyoruz. Ya ben çözemiyorum. Gerçekten çözemiyorum. Yani bir insan dünyayı zehir eder mi kendine ya? Bir insan isterse mutlu yaşar. Karı koca isterse oturur. Selamünaleyküm, aleykümselam. Buna herif, hele otur şu karşıma. Al sana bir kahve. Aha da bana bir kahve. Çoluk çocuk yok. Biz niye kavga ediyoruz? Niye? Ya sen benim kocamsın. Ben sensiz bu hayatı yapamam. Seni seviyorum. Ama şu kumarı oynamazsam ben seni alıp böyle ciğerime sokasım geliyor. La bırak şu kumarı ya. Mesela. Ya sen niye başka kadınlara gidiyorsun ya? Bay Şükür. Hocam bizim aramızda bunlar değil, kaynana var, kaynana. Nasıl? Bak, kayınbabalar karışmıyorlar. Kayınbabalar sakin bu konuda. Bazıları var dandik de. Bak şimdi kocası bardak. Hanımı çay. Bu da kayınbaba garibi. Şeker içine girdiği zaman tatlı oluyor. Yani kaynana güzel olursa karıştırdıkça lezzetli olur. Ama kaynana işin içine girdi de iki cami arasındaki beynamaz gibi oldu. Nasıl? Ya şu gençlere acıyın ya. Vallahi ben acıyorum. Çocuk gitmiş, evlenmiş, düğününü yapmış. Hanımı
yuvası. Ama kaynağın oradan bakıyor. Bir yere gitmeyin. Benden habersiz bir iş yapmayın. Hafta sonu buraya gelin. Her gün yemeğinizi burada yiyeceksiniz. O hanımına söyle. O cadı var ya cadı. Çocuk diyor ki ne oldu ya? Ben sen aldın bunu bana. Buna bakıyor. Bu sefer hanım başlıyor. Senin anan var ya. Allah Allah. Sağa bakıyor mama. Sola bakıyor Frau. Meine Frau. Ne yapabilirim ben? Buna desem sen beni korumuyorsun anneye karşı. Sen nasıl bir erkeksin? Bu tarafa dönse sen gibi evlat olmaz olsun. Bir avrada beni değiştir. Ya genç çıldırmak üzere oldu. Rahat bırak. Ciğerparen zaten bir yuva kurmuş. Yuvasına rahat bırak. Şurayı iyi kullandık. Bundan sonra kardeşlerim güneş batıyor artık. 15 yaşı çocukluk dönemi. 60 yaşından sonra bunaklık dönemi. Geriye kaldı dünyayı kullanma süremiz 30-35 sene Allah ömür verirse. Dikkat edin lütfen. Lütfen evet. Lütfen dikkat edin bak. Beni yanlış anlamayın. Dünyayı kullanma süremiz circa 35-36 yani. Gelin bu 35 senenin karşılığında ya cennete gidelim ya cehenneme gidelim. İstersen tercihini kendin yap. Sen evveye geç bir gün bu dünyadan gelip geçenler gibi sen de gideceksin. Arkandan şunu söyletebiliyor musun? Kim rahmetli olmuş falanca kişi? Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Makamı cennet olsun. Camide güler yüzüydü. Çayımızı söylerdi. Ben 4 sene görev yaptım Sindelfingen Ulu Camisi'nde. 9 seneden beri oradayım. Çok cenaze yıkadım. Çok cenaze namazı kıldırdık. Geçen hafta bir hacı abi rahmetli olmuştu. Cami bayram namazı gibi doldu. Dışarısı park plaz komple doldu. Herkes diyor ki Allah rahmet eylesin. Ben dedim ki ya Rab bana da böyle bir ölüm nasip eyle. Dostlarımın memnun oluyor. Ya arkamızdan Allah razı olsun diyecekler. O bizim annemizdi. Küsleri barıştırırdı. Tatlı dilliydi. Güler yüzlüydü. Mahallemizin terzisiydi. Ya da diyecekler ki oh, elhamdülillah. Öldü ki kurtulduk. Hangisini söyletelim? Boyumuza biz karar vermedik. Kadın ve erkek olacağımıza biz karar vermedik. Köyümüze biz karar vermedik. Saçlarımızın rengine biz karar vermedik. Ama iyi bir insan, kötü bir insan olmaya kendim karar veririm. Ya kendini şerefli bir insan olarak ad edersin toplumda ya da bir dini yaparsın. Bu zaten bu bundan sonra kardeşlerim çağın hastalığı, şu cep telefonları var ya, bu beyin, vücut, böbreklerin patlaması, kan dolaşımının zararını görmesi, bu çok şeyi mahvediyor. Stres, ne stres aslında? Müslüman hayatta stres mi olur ya? Hayat üçtür. Biz burayı kabul edemiyoruz. فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَهُ. Evlat, para, pul, böyle arsalar, her şey verdik diyecek kuluma Cenab-ı Allah. Arkaya yaslandı dedi ki feyagulü rabbi ekremen. Hanım, daha Allah'tan ne isteyelim? Bak Allah bize her şeyi verdi. Çoluk, çocuk, torun. Ve emme izâ mebtelâhu fekâdere aleyhi rızgâhu. 4 çocuktan birini alırsak. Kızımızın annesi burada mı? Rahmetli'nin annesi. Akrabası var mı? Mesela. Cahit abi. Şimdi 4 çocuktan birini alırız diyor Cenab-ı Allah. Peygamber Aleyhisselam'a 3 tane evladını koklattı, geri aldı. Peygamber'e. Bizim 6 çocuk var, 3 çocuk var. Belli bir zaman sonra birini alıyor. İşte oradan belli oluyor kulluğumuz. Her gün fiile gel ferdine. Fiile gel. Ferdine, ferdine. Manchmal schlechte Geschäft. Ne oluyor? Nasıl? Hiç sorma hocam ya.
Ya durdu abi durdu. Gitmiyor. O diyor imtihan aldığımız insanlar derler ki diyor feyegolü Rabbiye hani beni mi gördün ben? Allah bana ihanet ettiler diyor. Biz inanamıyoruz ki. Şu mutluluk yani çocuğun dünyaya geldi, araba aldın, ev aldın, bir şeyler yaptın, mutlu olursun. Ama şurada iki tane Cenab-ı Allah dünyada bizi sıkacak. Biz burayı kabul etmiyoruz. Hep aynı olsun. Gittikçe güzelleşsin, gittikçe iyi olsun. Hiç kötü olmasın. Zaten bu üçü de gülgut olsaydı dünya cennet olurdu. Biz burayı kabul etmiyoruz. Üzüntü geldiği zaman niye Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِر۪ينَ diyor. Allah sabredenlerle beraberdir. وَبَشِّرِ السَّابِر۪ينَ Sabredenleri müjdele. Biz dinimizi bilmiyoruz ki. Bilmediğimiz bir dini yaşıyoruz. Kimin evinde günlük 10 dakika İslam dersi var? El kaldırsın lütfen. Hocam ben hanımımla, çocuklarımla oturuyorum. Kızım aç bakayım İslam ilmi halini. Hocaya gerek yoktur. Yavrum orucun tarzları nelermiş? Yavrum teyemmüm neye denirmiş? Bir oku. 10 dakika senin minüten. Kim yapıyor? Haftada? Ayda? Daha da gitmeyeyim artık. Biz bilmiyoruz hayatı. Dünya ön tarafta biz arkada. Koşuyoruz, 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 yetişemiyoruz. Hazreti Adem peygamberin boyu ne kadardı hocam? 40 arş. Bir rivayete göre. Sonra sirka sıvan sıkmedir. Bizim boyumuz ne kadar? Aynı metre eksik. Hadi biraz babayit oldu bizim Hacı abi gibi. Memleket neresi senin? Sivas. Sivas, Şarkışlar mı? Yok, Yıldızeli. Yıldızeli. Şimdi Hacı abi gibi biraz babayitler oldu. Bak. Küçücük bacaklarımızla, boyumuzla şöyle lavdan tepeye çıkın bir aşağı doğru bakın. Bu insanlar ne yapıyorlar? Kimi trene biniyor, kimi trenden iniyor, kimi ay kafına gidiyor, kimi işe gidiyor, kimi işten geliyor, kimin evinde kavga var, kimin sevinç var. Şöyle bir bakın. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanında insanlar 950 sene yaşıyorlardı. 350 yaşında bir genç rahmetli oldu. Annesi koşarak yavrum gençliğine doymadan gidiyorsun. Hazreti Musa Aleyhisselam diyor ki be hey kadın bizden sonra nice kavimler gelecekler 50-60 sene yaşayacaklar. Dedi ki bilseydim dünyada 50-60 sene yaşayacağım dünyaya bir çivi çakmazdım diyor. Bize ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki şu gördüğünüz dünya benim yanımda diyor sineğin kanadı kadar değeri yok. Ama cenneti anlatıyor. مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارُ خَالَد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Cennetten misallar veriyor. Şimdi bizim hedefimiz cennete gidip cemalullahı görmek mi? Yoksa şu 35 senenin içerisinde faiz, içki, kumar, kötülük, yalan, iftira, birbirine hakaret etme, kalp kırma. Ne gerek mi? Amel defteri toparlandı, Azrail aldı götürdü. Değmez. Sakin ol. Bir, lütfen sakin ol. Bu dünyayı daha nice insanlar kullanacaklar. Daha bizden sonra nice insanlar gelecek. Senin kullanma tarihin bittiği zaman ölenler, doğanlar, ölenler, doğanlar, ölenler, doğanlar. Dünya hiç yalnız kalmıyor ki. Geliyor bir tane, mein Platz, mein Haus. Bir bakıyorsun ki, tschüss. Ne oldu? Abi falanca da ölmüş, mirası kalmış, mirasını evi satıyor. Kaç abi? Ya adamlar deli mi neyi? 300 liralık evi 150'ye veriyorlar. Hemen alak. O da iş yaptığını zannediyor. Miraslılar için çalışıyoruz beyler. Mirasçılara mal biriktireceğim diye bankaya gidip kuyruk bekleyip faizle ev alanlara yazıklar olsun. Ben öleceğim, mahşerde, mezarda bunun sualini ben vereceğim, mirasçılar geride kaka atacaklar. Ben haramla, hırsızlıkla, arsızlıkla, kul hakkıyla, yetim hakkıyla malımı biriktirdim, apartmanlar yaptım, dünyalık şeylere daldım,
Ama mezara vardım, soru bana soruldu. Ama gerideki evlatlarım, torunlarım onu yarı fiyatına attılar. Ben mahcup oldum, ben utandım, ben sorunun cevabını veremedim. Ne işim var benim bankada bankada? Yaşım 50, İtalyan kızına dedim ki ben faizim acilen alamam. Çocuğumuz var, büyütürüz. Artarsa, Allah nasip ederse bir ev alırız. Alsan iyiydi. Aramadı, gücümüz yetmedi. Allah yasakladı, haram kıldı. Bizim çoğumuzun parası bankada yatıyor, cuk alıp bitiyor. Allah için söyleyin, evinize alışverişe gittiğiniz zaman kimin çantasında domuz katkısını ihtiva eden maddeler yazıyor? Kim alışverişine gittiğinde, bu benim aldığım helal mı haram mı? Her dönercinin döneri yenmez. Sonra hocam bize bir şey oldu ya diyor. Damarına dolaştı senin, kanına geçti. Aldığın haribolarda, ekmeklerde, eşyalarda, adam Aldi'den, Lidl'den tavuk alıp onu yiyor ya. Gel olacak. Bu Müslümanlığı kim yaşayacak? Bu Müslümanlığı kim yaşayacak? Bana bir söyler misiniz? Allah muhafaza. Hocam içki içse arkasında namaz kılar mısınız? Peki siz ne için içki içiyorsunuz? Hocanın hanımıyla hoca efendi karşı karşıya geçse bir düğünde oynasa nasıl bakarsınız? Peki siz ne oynuyorsunuz? Yozgat'la konuş bakayım şimdi. Oy. Ben de daha biraz ileri gittim değil mi? Çok ileri gittim. Şimdi benim bir talebem vardı. Adı Nedim. Nedim Essen Üniversitesi'ni kazanmıştı. Yine bu Ruhr Ağgebik'te seminerlerim vardı. Nedim dedim seni ziyaret edeceğim. Tamam hocam dedi. Gel dedi. Bir camide buluştuk, çay falan içtik. Hocam dedi ya, Ramazan'dan sonraydı. Ya başımdan bir iş geçti dedi ya. Ne oldu? Hocam dedi bizim bir Alman vardı. Evet. Klassenfreund. Demiş ki Hans, ya bir de şöyle. Ich möchte einladen. Wohin? Nach Moschee. Nein. Oğlum demiş, beytin değil ha. Ne? Yeme, içme beleş. Camide. Okey demiş. Aylardan Ramazan ayı. Aha gelmiş ki iftar sofrası kurulmuş. Önce çorba, sonra pilav, sonra et, sonra bilmem ki salatasıydı, şuruydu, üstünün tatlısı, çayıydı. Ve git. Oho, ikin sofriyi de. Sonra arkadaş demiş ki dedim, ben yukarı çıkacağım. Niye? Ben namaz kılmam lazım. Darbi al. Ben de yapabilir miyim? Demiş ki hocama sorayım. Hocam bu gelen Alman var ya evet. Namaz kılmak istiyor. Lan ne güzel demiş ya. Getir onu şu arkama demiş. Birinci sabah. Şimdi teravih namazı ya. Yatmışlar kalkmışlar. Yatmışlar kalkmışlar. Yatmışlar kalkmışlar. Yatmışlar. Oo, Hans bizim şey, Nedim de üçüncü safa durmuş. Şimdi teravih bitmiş. Hoca efendi kalkmış demiş ki arkadaşlar bu gece kandil gecesi, kadir gecesi de tesbih lazım. bekliyor. Ah secdeye gitti kalkmıyor musun? Nedim, hırt niye bitti Nedim? Caminin içerisinde. Şimdi ben de sizin Nedim'i çarpmayayım. Yok, bir gittik hocayı dinlemeye de arkadaş. Adamlar bizi tuttu, kalksak ayıp utanıyoruz, işimiz vardı falan. Ben semineri bitireyim isterseniz. Yok, hayır. Tabi anneciğim, sen sandalyede oturuyorsun, mazot yapmıyorsun. Yani aç karnına da iyi konuşun, yapma ha. Siz nerelisiniz? Konya'nın neyi meşhur yemeklerden? Nerede hanım? Ya bir gariban hoca geldi. Belki bunun hanımı yemek vermemiştir. Sokakta yatmıştır. Şu hocaya biraz yemek götürüp düşünmedim hiç. Sen başkanı boş ver, şimdi ben seninle konuşayım. Doğru. Allah'ın Sayın Başkanım, mahşerde senin,
başkanımın, gençlik kolları başkanı, kadın kolları, şu genç kızların başkanı, hocamızın laudedeki mahşerde suali farklı olacak. Sevap yönünden de, günah yönünden de. Bu kızımızın intihar etmesindeki sebeplerde bizim kurtarabileceğimiz bir şey oldu da yapmadıysak, vallahi Laude'deki bütün Müslümanları Cenab-ı Allah tekrar hesap açacak. Hepimize sorulacak. Siz zannetmeyin ki dünyadaki hayat gibi ahirette hayattır. Sıradan bir yola değil bu ha. Hepimiz sorumluyuz bu konuda. Bir, kindergarten'a giden çocuklara kesinlikle camide kinder moşe oluşturulacak. Geç kalmayın, aynen yaklaşmayacak. Haftada bir gün veya iki gün böyle kindergarten öğretmenle okuyan kızımız var mı içinizde? Ersin, süper. Bir saat beş gün boyunca okulda öğrendiği yanlış olan bize göre, onlara göre doğru, kültüre, örfe, adete karşı canlı bir program olacak. Bu çocuklar beş günlük zehri burada kusacaklar. Pan zehri üreteceğiz. Cenab-ı Allah, ya eyyühellezine amenu innemel hamru. Ey iman edenler, içki haramdır derken suyu haram kıldı mı? Ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani kadınlar, erkekler tokalaşmasın. Bir de tokalaşmayın. Ne işi var sizin yabancının erkeğine? Her şey oradan başlıyor. Tokalaşmayın. Allah öyle diyor. Nur suresi ayet 31'i açın okuyun. Kimlere el vereceksiniz? Orada öğrenin. Nur 31. Bunu ben söylemiyorum. Allah diyor. Kimin yanında baş açık oturabilirsiniz? Kimin yanına, kimlere el verebilirsiniz? Biz ona bağlıyız. Onun dediğini yapıyoruz. Daha bu bacımız, sende çocuğun var değil mi? Dayılman? O? Elini kaldırır mısın delikanlı? Kim? Kızımızın kocası kim? Kardeşim, Allah için kızımıza bir görev veriyoruz. Allah için. Seni sevmeyenin evinde tüp patlasın be. Tamam. Hızlı bir şekilde bir oluşum. Bir de bacımız, çünkü bunu eğitimden almıştır. Bir de böyle çocuklarla ilgilenmeyi seven kacıların bacılarımız var ya. Seven de bunlar. Boya boyamayı, balon şişirin, caminin içini aşın, çocuklar içeri bir koşsunlar. O hacıları bacılarına karıştırmayın. Camiden dışarıya atın. Mesela, göndermesin de. Ama camiyi kırsınlar, döksünler, minbere çıksın, aşağı insin, çocuk bir koşsun. Onlar sıbiyandır, sıbiyan. Ezan okunurken önümüzden geçsin, sırtımıza çıksın, bağırsınlar, gülsünler. Hiç karışmayın. Namaza sevabı var. Çünkü onlar akıbali değil ki. Benim arkadaş hanımdan boşanmıştı. Çocuğunu göremiyordu. Aldık çocuğu Rica Minnet Hanım'ından 3 sene sonra. Ben de camiye gidiyordum görevli. Dedi hocam ben de gelebilir miyim? Gel dedim. Ay dedi çocuğumu götüreyim. Çocuk ya ana adam 3 sene sonra çocuğunu gördü ya sevincinden camide namaz kılacak ilk defa. Camiye geldik. Bu çocuk abi işte. Biz namaza başladık. Çocuk bir ona koşuyor bir ona koşuyor. Selam verdik. O amca çocuğu bir tuttu şöyle bir fırlattı. Adama bir bağırdı. Adam rezil oldu. Ya ben kimsenin kalbini kırmadım bu zamana kadar. Ama arkadaşlar biraz sıra da ağır konuştum bir geliyor. Buranın cami imamı hocam. O günahı, sevabı, idareyi biliyor. Ben cemaat. Ben hocamın işine karışmam. Bir dine aykırı bir şey olsa hocam müdahale eder. Bak, hanımından boşanmış, 3 sene çocuğunu göremiyor. Sevincinden şükür için camiye geliyor. O çocuk da ilk defa, sizlerin ya hocam gören var mı bilmiyorum. Çocuk şşş bir o tarafa kaçıyor. Dizleri üstüne çarpıyor, şu futbolcular gibi falan. Lütfen yanıyor ortalık. Vallahi yanıyor. Benim yüreğim de yanıyor. Gelin kardeşlerim birbirimize sen çıkalım.
Bu cami bizim, bak Allah razı olsun, almışlar, getirmişler. Ya neler var? Gencini camiye getir, kızını camiye getir. Genç kızdan genç oğlan camide tanışsın. Evlilikleri camide olsun. İhtiyar olduğu zaman dede, nenemi nerede tanımıştın? Disko desin. Camide mi desin? Ben kızımı camiye göre yetiştiriyorum. Camide bir delikanlı geldi, istedi, hayal. Tanıdığım değil yani, talebem benim. Ama ta Düsseldorf'tan, Facebook'tan bulduğu genci getirme, neden tanıyım onu? Evet, şimdi kardeşlerim, bu süreç zarfı içerisinde bu 35 seneyi iyi kullanan kardeşlerimize vaadi cennet Cenab-ı Allah. Bir gün gözler çekilir. Hani biz karanlıktan korkuyoruz ya, yalnızlıktan korkuyoruz ya, hani biz namazsız yaşayamayız ya, yemeksiz yaşayamayız ya, hani biz aynanın karşısında yüzümüzü beğeniriz veya beğenmeyiz ya. Mezar kapkaranlık. Kim var ki yanında? Elim boş gitme. Elimiz boş gönlenmesin Cenab-ı Allah. Hacca gitmeyenler hacına gitsinler. Sevap yapmayanlar sevabını yapsınlar. Sen Müslümansın, sen kafir değilsin. Sen her şeyi yapamazsın. Sen yasakları çiğneyemezsin. Hududullah, Allah'ın hududunu zorlayamazsın. Senin bir görevin var. Sen kodlanmışsın. Çünkü Cenab-ı Allah dünyanın içerisinden seçmiş, seni Müslüman yaratmış. Neden? Sen Müslümansın. Ağzında her şeyi konuşamazsın. Senin bir farkın var. Bu farkı yaşamak için bizim alnımızın ak olması lazım. Utanacağınız bir şeyi yapmayın. Yaptığınız bir şeyden utanmayın. Neydi şu servis şoförünün öldürdüğü çocuğun adı neydi? Berat Can'ın annesi 5 sene önce servis şoförüyle kocasını aldatırken bir gün gelip de çocuğunu öldüreceğini tahmin etseydi o adamla ilişkiye girer miydi? Hiçbir şey gizli kalmaz. Zannetmeyin ha. Ben buradan giderim de ben yaşarım, ederim. İstediğimle telefon konuşması yaparım. İstediğimle mesajlaşırım. Hiçbir şey gizli kalmaz. Utanırsın, utanırsın. Yüzünüz kızarı diyor Cenab-ı Allah. Esas utanmanın en büyüğü mahşerde olacak biliyor musunuz? Herkes orada. Bizi herkes dinleyecek. Bu dünyada ne var ki? Lauda'da bir şey yapsak hemen gideriz. Nereye? Nakşutkart, Humziye. Ama mahşerde taşınacak yer de yok ki. Mezarda da yok. Lütfen utanacağınız bir şey yapmayın. Yaptığınız bir şeyden utanmayın. Bu semineri dinlemeye geldiyseniz bundan utanmayın. Ama beni biri görür. Camiye gelme o zaman. Yani utanacaksan gelme. Ve sualini verebileceğin şeyleri yap. Berat Can'ın canı yandı yavrunun gence. Orada bir hikmet var. Biz onu anlayamayız. Orada bir sır yatıyor. İtalyanların en çok Allah'a isyan ettiği yer küçük yaşta çocuklar öldüğü zaman. Ama biz bilemiyoruz. Burada bir sır yatıyor. Berat Can'ın üzerine Allah bir mesaj verdi. Bu bacımızın üzerine mesaj verdi. Bizim aklımız yetmiyor. Ama tüm Türkiye'nin gözün içine baka baka kadın ağlıyordu. Yavrum, yavrum. Ona dedim ki ben kocamı aldatıyordum. Gizli gizli buluşuyorduk. Niye söylemedi açıktan? Anlaşılmaz zannetti. Bu yanıma kar kalır zannetti. Bizim bir arkadaşlar hanımından boşandı da. Hocam diyor bizim hanımın hareketlerinden şüphelenmeye başladım diyor. Şimdi internette şöyle kulakçalıklar var biliyorsunuz. Ya ben nakşikte gidiyorum ara sıra diyor. Böyle bir gün hanım diyor gittim işe gidiyormuş gibi göründüm. Nakt on sıva süver kuva eve geldim diyor. Kapıyı açtım. Duymadı diyor. İçeri girdim. Geldim diyor bizim hanım diyor bilgisayarın başına oturmuş. Başına kulakçalığı takmış diyor. Çık 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 çık. Öyle şeyler yazıyor ki diyor. Şöyle geldim eğildim baktım diyor. Ben 10 yıllık 12 yıllık evliyim daha hanım bana sözleri söylememiş diyor.
Ya diyor böyle gözlerime inanamıyorum acaba. Bu benim hanım dedim diyor. Karşıdan adam yazıyor diyor. Bunu. Kadını şurada yakalamış parmağını. Sadece şuna parmağını kıvırdım diyor. Hanım! Yuvan gidiyor elden. Bırak ben diz diyor. Herhalde biraz canlatayım diyor. Hilfe! Polisay! Tamam bu Almanlar sizin komşularınız ah bir tiyatrosu da görsek diyorlar. Her biri bir polis. Siz bakmayın şu getiren leybin yapanlar, alayını leybin yapanlar, çocukları bırakıp gezmeye gidenler hepsi saatleri bildiriyor Yungulam'da. Ben 3 sene çalıştım. Ondan sonra polis geldi diyor. Alo, bir düşer. Bu adam beni dövdü. Polis demiş, halt. Ben dövmedim onu. Niye? Demiş, benim hanıma ben sadece al pasım dedim. Fingesini tuttum. Nein, raus. Hocam diyor, beni diyor dışarı attı diyor. Polis diyor. İkinci gün diyor, hanım dostun ev aldı diyor. Hani Sıvay Boka, Havuz Ferbot'un geliyor ya. Değer mi ya? Dünyanın en muhteşem hayatını yaşasak geçicidir. En çileli hayatını yaşasak geçicidir. Son bir misalla konumu kapatıyorum. Ben de yoruldum artık. Siz de yoruldunuz galiba. Ben burada Almanya'da kaldıktan sonra imtihana girdik. İmtihanda tayinim Hakkari'ye çıktı. Allah'ın işine bak. Şanslı mısın? Efendim? Şansın var mı istiyorum? Allah'ını seveyim seni. Beraber gitseydik ya. Ama o memleket bizim memleketimiz. Gittik. Hakkari'ye vardık. Neyse. Daha sonra tayinimizi aldık Gaziantep'e. Gaziantep'in en son köyü. 110 haneli. Hepsi Kürtçe konuşuyor kardeşlerimizin. Bir köyde yabancı benim. Türk. Beni de bağırlarına bastılar. Allah sizden de razı olsun onlardan da. Ben insanlığımı, hayatımı 50 yaşındayım. O 2,5 sene o köyde yaşadım. Halen kadrım orada. Ben insanlığı hürmeti orada gördüm. %80'e çıktı namaz kılma oranı. Köyde. Ama biz de yaptığımız programları, problem şeyleri biliyoruz yani. Neyse bir arkadaş geldi. Hocam dedi bir çocuğumuz dünyaya geldi. Adını koyar mısınız dedi. Tamam sen git ben geliyorum dedi. Vardım oraya. 3 tane oda. 1, 2, 3. 6 affedersiniz hayvan ahırı. Önünde böyle bir evin önü derler. Onun gibi bir yer. Arada birini kesmişler tahtayla. Gaynana bu odada oturuyor. Gelin bu odada oturuyor. Çıktım merdivenden. 3 tane oda. Tahtadan öbür taraf görünüyor. İçe, yani sağa sola kontrol ettim. Fazla dikkat etmem de. Bazen de böyle ilgimi çeken konulara araştırmasına giderim. Baktım odaya girdik. 4 metre, 4 metre sirka. Bacımız köşeye bir ocak koymuş. Bir tane buzdolabı koymuş. Ne demek bu? Evde mutfak yok. Bir perde çekmiş, koca bir perde. Herhalde yataklarını falan onun arkasına koymuş. Köşeye küçük bir televizyon koymuşlar. 5. çocuk. Anne baba 7 kişi. Şimdi ben çocuğu unuttum. Kadın beni gördü. Nefsem diyorsunuz siz onun halk dilinde. Kalktı ayağa. Dedim bacım lütfen otur. Ben bir şey istemiyorum. Ama beynim dondu. Soru sormak istiyorum. Utanıyorum. Acaba yanlış mı anlaşılır diye. Bacım dedim bir şey soracağım. Buyur. Bir sorun sıkıntın var mı dedim. Yok hocam elhamdülillah dedi. Yani o evin banyosu da yoktu. Eşiklik dediğimiz kapının arkasında bir sistem kurmuşlar. Ev toprak ama yani bu adamlar Müslüman sabah namazı kılacaklar. Ne yapması lazım? 5 çocuk. Hepsinize bir uygulayın. Sonra dedim bacım bir sorunun, sıkıntın, bana bir sorun var mı? Yok hocam Allah razı olsun dedi. Sen köyümüze geldin, çocuklarımıza Kur'an öğrettin falan şu bu işte. Hiç mi şikayetim yok dedim. Üstüne gidiyorum ben bu sefer. Var dedi. Ne? Hadi şu kocama söyle de kumar oynamasın dedi. Yani bu kadın bir odanın içerisinde küye, monsinler, şlafsinler hepsini kabullenmiş, 5. çocuğu dünyaya getirmiş. Kocası çalışıyor onu kumara veriyor onu şikayet ediyor.
Tarla tüyleri diken diken oluyor anlatırken ya. Ve bu bacılarımız hayat devam ediyorlar. Şimdi Almanya'ya gidiyorum, ben evlere gidiyorum. İçeri giriyorum, ya bizim oğlan her şeyi almış. Bizim kız aldırmış ona. Anasını aratmış. Yedi dry yare ve böyle beksin. Her şeyi beksin. Tamam. Sorun nerede? İstemiyorum ben bu adamı. Şu Alman kanallarında bir kanal var. Bazen bakarız biz İtalyanızla. Frauentausch. Şu sorunu olan, şu beğenmeyen, şu hala 3 oda, 4 oda yerde yaşayıp yatak odası ayrı, oturma odası ayrı, mutfağı ayrı, yemesi ayrı, arabası ayrı, ayakkabını ayrı, altını geldik oldu olup da buna rağmen ibadet yapamayıp da kocasından şikayet eden kadınları, hanımından şikayet eden erkekleri, gel oğlum bakın göreceksin. Benim bir yetkim olsa ben yapacağım biliyorum. Gel bacım şuraya git, kadınlık yap bakayım burada. Hadi. Bu 5 çocuğa yemek yap. Hadi bakayım. Şımardık. Kanaat sahibi değiliz. Şükür azaldı. Birbirinize affedin. Kadınlar kocalarına karşı merhametli olsun. Kocaları da bilsin ki hanımları Allah'ın emanetidir. Eşini üzen Allah'ı üzer. Her cuma namazında hocalarım söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ Adaletli olun ve iyilikle muamele edin. Asık suratlı olmayın. Birbirinize merhamet edin. Kadın kocasını cennete yönlendirebiliyor mu? Kocası da hanımını değmeyin keyfinize. Çile çekebilirsin. Kolun kanadın kırılabilir. Ağır yaşayabilirsin. İnişli çıkışlıdır hayat. Ve hazırlıklı olun. Hep böyle gitmiyor ki. Ve unutmayın ki geride bıraktığımız nesil bizim soy ismimizi taşıyor. Mal, mülk biriktireceğimize hayırlı evlat biriktirelim. En büyük yatırımı çocuğuna yap. Allah yuvalarınıza mutluluk versin, huzur versin, saadet versin. Hepinizin yüzünü güldürsün. Benim hakkım size helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel konuşmasından dolayı.